Selamlar herkese. Bugün Pricing Labs'de farklı bir formatla karşınızdayım. Daha evvel Pricing Ofisi'nde Hackenbreak'te İzmir Urla'da ve Trabzon'da Kodla'da yaptığım Makineler Çağında Hayatta Kalmak, How to Survive in the Machine Age sunumunu aslında birazcık sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu farklı bir formatta yapmamızın nedeni şu. Bir defasında İstanbul Modern'deki bir sergiyi curate eden, düzenleyen, tasarlayan insanla beraber gezme şansına sahip olmuştum. Tasarlayan insan da nelere dikkat ettiğini, hangi hususları, neden öyle tasarladığını anlatarak gezdirdi. Benim aşık olduğum bir format bu. Yani cidden hayatta çok az ele geçen bir fırsat. Göstermek istediğim bazı nesneler var. O nesnelerin kendilerine sahip değilim. Elimde o nesneler tabii ki yok. Çünkü kimisi tarihi eser, kimisi zaten elimizde herhangi bir kalıntısı olmayan şeyler. Aslında bu bölümde sizinle birlikte bu dijital müzeyi birazcık gezeceğiz. Sorumuz şu: makineler çağında biz insanlar olarak nasıl hayatta kalacağız? Sorunun çıkış noktası da aslında şöyle. Ben bir yazılım geliştirici ve bir sistemci olarak gün içerisinde çok sayıda sanal sunucuyla muhatap oluyorum. Bir gün geldi ofiste büyük çaplı bir deploy yaparken şunu fark ettik. Gün içerisinde muhatap olduğum sanal sunucu sayısı aslında hayatımda muhatap olduğum insan sayısından kat kat daha fazla. İşte gün içerisinde 3-4 bin adet sanal sunucu yaratıyoruz. Benim tanıdığım insanların toplamı belki de 3-4 bin kişidir zaten. Bir günde neredeyse hayatım boyunca tanıyacağım herkes kadar sanal sunucu yaratıyoruz. Gün sonunda da onlar ölüyorlar. Ben meslek hayatıma başladığımda bu sayı 3-5-10'du. Sunucuların sayısı çok daha azdı. Sunucular sanal sunucu değillerdi, fiziksel sunuculardı. Dolayısıyla fiziksel oldukları için sayıları böyle 3000, 5000, 10000 gibi olmuyordu genellikle. Yani benim meslek hayatım içerisinde sayılar 1000 kat arttı. Yani bunu ileriye doğru project edersek yine 1000 katlar artarak gidecekse insan olarak şeyler arasında belki de çok küçük sayılarda kalabiliriz. Dolayısıyla nasıl hayatta kalabiliriz aslında birazcık düşündüm, kafa yordum. Bunun cevabını verebilmek için kategorik olarak biz neyiz ve nereye düşüyoruzu birazcık anlamak gerekti. Makinenin ne demek olduğunu da kategorik olarak anlamak gerekti. Dolayısıyla bu sunumda bunlardan bahsediyorum. Devam etmeden önce bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve zil ikonuna tıklayabilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Burada gördüğünüz görsel Matrix filminin prequel'i olan Animatrix filminden. Matrix filmini çeken Wachowski kardeşler sonra bir miktar daha film çekmek istediler. Filmi animasyon formatında çektiler. Burada robot işçiler Japonya'da kalabalık bir caddede karşıdan karşıya geçmek için kırmızı ışıkta bekliyorlar. Tanım olarak bir makine nedirle başlamak lazım. Tanımında birkaç tane öğe var. Bir tanesi bir görevi yerine getirmek için tasarlanmış bir aparat, aparatus diyorlar. Mekanik bir güçle çalışıyor. Birden fazla parçası var. Bu parçalar birbirleriyle uyumlu halde belirli bir görevi yerine getirmek için işbirliği içinde çalışıyorlar. Makinenin tanımı bu. Örneğin bir fax makinesi. Birden fazla mekanik parçası var. Amacı dijital olarak bir veriyi bir yerden bir yere göndermek ve bu amaca hizmet etmek için parçalar birbirleriyle uyumlu halde çalışıyorlar. Araç dediğimiz kelimenin tanımına gelirsek, araç aslında makineye bayağı benziyor. Küçük bir farkı var. Genellikle makine kadar çok sayıda komponent içermiyor ve genellikle elde tutmak için tasarlanmış. Örneğin çekiç, bıçak gibi şeyler. Bıçağın işte 1-2 parçası var. Çekiçin 1-2 parçası var. İkisi de elde tutmak için tasarlanmış nesneler. Aracın tanımı da bu şekilde. Şimdi buradan çok hızlı başka bir yere sıçramak istiyorum. Kozmik takvim Big Bang'den beri geçen 13.78 milyar yılı tek bir yıla sığdırmış halde. Yani 1 Ocak saat 00.00'da Big Bang olmuş olsaydı bizim evrenimizin yaşı boyunca geçen olaylar yılın hangi gününe denk düşerdi gibi şeyler görüyoruz. Ocak, Şubat, Mart'ta kozmik olaylar gerçekleşiyor. Bizim bildiğimiz tüm olaylar aslında Aralık ayının içinde. İşte dinozorların doğumu ve ölümü yaklaşık olarak. Onun da son günlerinde, yani Aralık ayının 31'inde insana dair olan şeyleri görüyoruz. Hatta insan son günlerinde, son saatlerinde gerçekleşiyor. Tüm evren bir yıla sığsaydı iki ayak üstünde yürüyen maymuna yaklaşık olarak son günün akşam 9.20 geçesinde filan rastlıyor olacaktık. Son günün son saatini de kabaca aslında bizim bildiğimiz olaylar, tarım yaklaşık 20-25 dakika önce başlamış. Yazılı kaynaklar ondan hemen sonra. Sonra işte Çin Hanedanı 10 dakika önce. Buda, İsa, bunlar son 6, 5 ve 4. dakikanın eserleri. Christoph Kolomb Amerika'yı 1.2 saniye önce keşfediyor. 2. Dünya Savaşı yalnızca 0.2 saniye önce. Yani dolayısıyla son günün eserleriyiz insanlık olarak. Hatta son günün de son birkaç dakikasının eserleriyiz. Evren çok uzun süredir var. Bizler son birkaç anda varız yalnızca.
makineler çağında hayatta kalmak demiştim. Makineler çağında mıyız diye bakmak gerekir kategorik olarak. Aslında makineler çağında değiliz. İçinde bulunduğumuz çağa bilgi çağı deniyor. Bu gördüğünüz Google'ın basılı tüm kitapları tarayarak elde ettiği ikili, üçlü, dörtlü kelime gruplarını listelediği büyük veri kümesinden çıkarılmış küçük bir örnek. Ben bunların içerisinden atom çağı, nükleer çağı, uzay çağı, veri çağı gibi sözcükleri tarattım. Bakarsak şurada x ekseninde yılları, y ekseninde de makineler çağı, Age of Machines sözcüklerinin kullanım sıklıklarını görüyoruz. Bu kelime grubu ilk kez 1900'lerin başında kullanmaya başlanmış. 30-35-40'larda en tepe noktasına ulaşmış. Ondan sonra da düzenli biçimde azalmaya başlamış. İşte günümüze geldiğinde kullanım epey düşmüş durumda. Basılı kitaplar içerisinde. Bilgi çağına bakarsak 80'lerden itibaren dikine epey yükselen bir kelime grubu. En çok bilgi çağına rastlıyoruz. Yani günümüzü tarif ederken insanlar makineler çağını kullanmıyorlar. Diğer terimlerle de kıyaslandığında, uzay çağıyla, atom çağıyla, veri çağıyla kıyaslandığında information age, bilgi çağı en çok kullanılan terim. Dolayısıyla makineler çağının bitiminde bilgi çağının şafağında yaşıyoruz şu anda. Yine de çağın adı bilgi çağı ama etrafımız makinelerle çevrilmiş durumda. Ben yine de makinelerin tarihçesine bir bakmak istiyorum. En basit araçlardan, makinelerden bir tanesi el baltası diye adlandırabileceğimiz, insan tarihinde de en uzun süredir kullanılan araç aslında. Bir tarafı elimizle tutacağımız şekilde yuvarlatılmış, diğer tarafı da üçgen ve sivri bir şekilde şekillendirilmiş bir bıçağımsı, ilkel bir bıçak aslında. El baltası oldukça popüler bir alet. Bildiğimiz en eski örneği 2.6 milyon yıl önceye gidiyor. Australopithecus'ta görüyoruz. Boyu modern insana göre biraz daha kısa. Kafatası biraz daha küçük. Bu kafatası modern insan kafatasının yaklaşık 1/3 büyüklüğünde. El baltasının kalıntılarını, hand axe'in kalıntılarını nerelerde rastlıyoruz diye baktım. İngiltere'de buluntuları var. Fransa'da bulunan başka bir örnek. Yine epey benziyor. Yani farklı farklı insan toplulukları aynı aleti aslında icat etmişler. İspanya'da bulunan örneği biraz daha uzun ve sivri. Moldova ve Romanya'da da benzer aletler bulmuşuz. Aslında haritada göreceğiniz üzere dünyanın her yerinde el baltasına rastlıyoruz. İnsanoğlu aletler icat etmeyi bir kez öğrendikten sonra çok hızlı ilerliyor. Bu gördüğünüz bir zebra kemiğinden icat edilmiş daha hafif, daha kullanışlı bir el baltası. Artık biraz bıçağa benziyor. Bir sapı var. Tutulacak yeri daha ergonomik. Bunlar fil dişinden yapılmış başka bıçakçıklar. Fil dişi çok hafif bir malzeme, az bulunuyor. Fil öldürmek zor ama bir kez ele geçti mi çok iyi, hafif, dayanıklı bir bıçak yapmak mümkün onunla. Bu gördüğümüz fil dişinden yapılmış bir orak. Bir şeyleri biçmek için yapılmış. Fil dişi yine kolay şekillendirilebildiği için fil dişi kullanılmış. Ahşaptan yapılmış bir mızrak görüyoruz. Bunlar çeşitli bıçaklar, çeşitli hayvanların kemiklerinden yapılmış. Yavaş yavaş bıçağı icat ettik aslında. Çakmak taşından şekillendirilmiş bir başka keskin kesici alet. Sonra yavaş yavaş kemikten dikiş iğnesi yapmayı başarmışız. Hani sarmaşıklarla bir şeyler dikiverirken artık dikiş iğnesi diye bir kavramımız var hayatımızda. Bir hayvan kemiğini çeşitli çakmak taşları kakarak, ona bir de sap yaparak aslında yine bir orak icat etmişiz. Artık yavaş yavaş bunlar modern hayatın izleri. Çömlek icat edildiği andan itibaren gıda saklanabilir hale geliyor. Bu bir sıçrama noktası. Bir kez çömleği icat edince ektiğim, biçtiğim buğdayı serin, küflenmeden, bozulmadan bir yerlerde saklamak mümkün hale geliyor. Sonra biraz değişik, artık yavaş yavaş sanatsal şeyler yapmaya başlıyoruz. İşte deniz kabuklarından bir kolye yapmış dönemin insanları. Taş üzerine örneğin bir işte hayvan figürü çizilmiş. Sanat aslında doğmuş bir noktada. Bu bir flüt, ilkel bir flüt, bambudan yapılmış. Şekli bugünkü flüte bayağı benziyor aslında. Aslında bugünkü flüt o günkü flüte benziyor. Hayvan şekli verilmiş bir heykel görüyoruz burada. Görüldüğü üzere ince bir işçilik var. Ayakta duran insan hayvan karışımı bir şey çizilmiş. Yani sadece gördüklerimizi betimlemenin yanında artık bir de hayal gücü sanatın içine girmiş durumda. Bu bir insan kafası. Aslında o dönemin modern sanatı doğmuş durumda. Anadolu'da bolca görebileceğimiz bir kibele heykeli zannediyorum. Yani insanoğlu bir şeyler icat ediyor. Fakat icat etmekte çok yeni değil. Yani iki ayak üzerinde durduğu günden beri bir şeyler icat etmeyi biliyor. Bir şeyler icat etmek günümüze özgü bir şey değil. Aletlerin ne kadar süredir kullanıldığına bakarsak bir fikir verebilir. Kaşık şekli çok da değişmemiş. Yani çukur bir ucun önüne bağlanmış bir saptan ibaret. At 50-55 milyon yıl önce evrimleşmiş. 5000 yıl önce evcilleştirmişiz. Halen kullanımda. Otomatik kayan kapı 2000 yıl önce Arşimet tarafından icat edilmiş. O zaman su basıncıyla çalışıyor. Elektrik yok. Halen
kullanımda temel prensip çok değişmemiş durumda. Buharlı lokomotif asıl dizayn neredeyse aynı. Sadece dönemin fosil yakıt yakan motorunun yerini bugün artık elektrikli motorlar aldılar. Dizel motoru 1893'te icat edilmiş durumda. Bugün neredeyse aynı prensiplerle çalışıyor. Transistörü 47'de icat etmişiz. Dizaynı büyük oranda değişmiş durumda. Yani o gün büyük bir cam fanusu serisinde tek bir transistörümüz varken bugün cep telefonlarımızın içerisinde 1 milyar plus adet transistör var. Tasarımı büyük oranda değişmiş durumda ama prensipler aynı, halen kullanımda. Mikro işlemci kelimesini 68'de Viatron firması icat etmiş. Halen kullanımda, yine tasarımı büyük oranda değişmiş durumda. Bilgisayar ağlarını 50'lerde icat etmişiz. Hızları değişti, uygulamaları değişti, protokoller değişti ama bilgisayar ağ kavramı büyük oranda aynı şeyi ifade ediyor. Halen kullanımda. İlk işletim sistemi prototiplerini 56'da görüyoruz. Halen kullanımdalar. Tasarımları değişti, implementasyonları değişti fakat kullandıkları, üzerine inşa edildikleri prensipler halen aynılar. Programlama dillerinin atası 42-45 halen kullanımda. Mobil telefonun, yani cep telefonumsu diyebileceğimiz şey 46'da icat edilmiş. Artık form faktörü tamamen farklı. İçinde bulunduğu şekil, dizayn tamamen farklı ama kavram olarak mobil telefon kavramı halen hayatımızda. Web sunucusu 89'da ilk kez icat edilmiş, halen kullanımda. Server dediğimiz kavram 69'da icat edilmiş, halen bütün dünyamız sunucular üzerinde yaşıyorlar. Konteynerler çok yeni, böyle son 10 yılın kavramı gibi görünse de 82'de icat edilmiş. İşte o gün changeroute'la, chroute'la, fakeroute'la yaptığımız şeyleri bugün aslında başka şekil şemal içerisinde kullanıyoruz. Fakat aynı alet edevat üzerine inşa edilmiş durumdalar. Yani bir fakeroute, bir chroute, kabaca da bir Linux prosesine, arkadaşım sen aslında fiziksel makinedasın, sen kendini fiziksel makinede gibi zannet dediğimiz şey üzerine, işte kabaca C grubu, namespaces'i, onun üzerine LXE'yi, LXD'yi, Docker'ı aslında koymuş durumdayız. Temel prensipler aynı. Geldiğimiz noktada başka isimlerle anıyoruz onu 82'den beri. Çok yeni görünen şeyler aslında küçük küçük değişimlerin toplamından ibaretler. Böyle bir tane de söz var: büyük değişim yoktur, büyük değişimler küçük değişimlerin toplamıdır diye. Biz icat ettiğimiz şeylerin üzerine koya koya yükselen bir medeniyetiz. Dolayısıyla bugün kullandığımız bir sürü yeni icat gibi görünen şey eski şeylerin aslında üst üste konup toplanmasından ibaret. Makine kavramının tanımında enerji kaynağından bahsediliyordu. Şimdi enerji kaynaklarına birazcık bakmak lazım. İlkel enerji kaynakları, ilk bulunan, bizim şekillendirebildiğimiz ilk enerji kaynaklarından bir tanesi su değirmeni. Akan bir su var. Onun önüne işte bir değirmen koyuyoruz. O mekanik olarak örneğin buğday eziyor. Su değirmeni bir kavram. Sonra rüzgar değirmeni de aslında benzer bir şey yapıyor. Bu defa işte çarkı döndüren şey su değil, bir rüzgar gücü. Biz sonra suyu kaynatarak, kabaca fosil yakıt yakarak suyu kaynatarak, bu kaynayan suyun oluşturduğu rüzgar etkisiyle, yani yine üzerine koyarak aslında buharlı motoru icat etmişiz. Yani aslında değirmende rüzgar gücünü kullandığımız gibi bu defa şekillendirebildiğimiz bir rüzgar gücüyle buharlı motoru icat etmişiz. Sonra onun üzerine buharlı motordan yine hareketle dizel motoru var. Dizel motorunda bu defa basınçla sıkıştırdığımız bir yakıtın patlamasıyla bir dairesel hareket elde etmeyi başarmışız. Sonra kendi güç kaynağımızı elde eder hale geliyoruz. Ya fosil yakıt yakarak ya da doğal kaynaklardan yararlanarak güç santralini, elektrik santralini aslında icat ediyoruz. Sonrasında da nükleer elektrik santrali geliyor aslında. Yani doğal bir kaynak olan radyoaktif maddelerin yaydığı ısı enerjisiyle kabaca biz bugün elektrik elde edebilir durumdayız. Dolayısıyla aslında enerji kaynakları değişse de alet edevat aynı kalıyor. Yani ilk başta su basıncıyla kayan, açılan otomatik kapı yapıyoruz. Bugün o elektrikle çalışıyor. Alet edevat aynı kalıyor. Güç kaynakları değişebiliyorlar. Tanımlara geri dönersek, makina mekanik bir güçle hareket ettirilen, belli bir amacı yerine getirmeye yönelik birden fazla parçadan oluşan bir aparattı. Tool da çok benzer bir şey. Elde tuttuğumdu bu defa. Yani güç kaynağı aslında elimdi. Yani aslında birbirlerine çok benziyorlar. Yani makina dediğimiz şey 3 aşağı 5 yukarı bir araç aslında. Dolayısıyla bir bilgisayar, bir makina, bir sunucu, bir laptop, tablet, bir akıllı telefon, bunların hepsi aslında birer araçtan ibaret. Benim istediğim bir amacı yerine getirmeye yönelik çalışan, farklı komponentleri olan birer araçlar aslında. Dolayısıyla onlarla rekabet etmeye gerek yok. Yani makineler çağında nasıl hayatta kalırım sorusu, onları bir araç gibi görmeye başlayınca biraz geride kalıyor. Çünkü zaten benim istediğim bir amaca yönelik bir şey yapıyorlar. Daha önce birkaç kere kavga etmeye çalışmışız. Kavga ettiğimizde genellikle ben şeyleri
projeleri geleceğe yönelik project etmeye çalıştığında, geleceğe yönelik bu nereye denk düşer sorusunu sorduğunda iyi bilim kurgulara bakmayı mantıklı buluyorum. Binlerce, belki milyonlarca bilim kurgu eseri yayınlanıyor. Bunlardan çok azı literatürde hepimizin bildiği şeyler haline geliyor. Dolayısıyla hepimizin bildiği kitaplar, filmler genellikle belli testlerden sınanarak geçmiş eserler. Ha bak belki bu olabilir dediğimiz şeyler. Dolayısıyla birkaç tane örnek kavgaya bakabiliriz. Bir tanesi çok bilindik zaten. İlk slide'da da vardı. Matrix, makinalarla insanlar kavgaya tutuşuyorlardı. Biz bu kavganın temellerini Matrix'in öncesi olan Animatrix'te görüyoruz. Animatrix'te bir işçi robot sahibini öldürüyor. Sonra da insanlık onu ölüme mahkum ediyor. Robot ölmek istemediğini söylüyor. Yine de öldürüyoruz. Sonra makineler ayaklanıyorlar. Diyorlar ki yani biz bir kooperasyon içindeyiz. Beraber bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ölmek istemiyoruz diyorlar. Sonra insanlar onları sürgün ediyor. Robotlar çölde adı yanlış hatırlamıyorsam Zero One olan ayrı bir ülke kuruyorlar. Zero One çok iyi üretim yapabiliyor. İnsanlık bir de işleri robotlara bıraktığı için birazcık hantallaşmış. Tam üretimde çok verimli değil ama robotlar çok verimli üretim yapabiliyorlar. Dolayısıyla insanlığın kullandığı her şeyi yine robotlar üretiyor oluyor. Bir noktada robotlar insan Birleşmiş Milletler topluluğu iki tane elçi gönderiyorlar. Biz onları oraya kabul etmiyoruz insanlar olarak. Sonra makinelerle insanlar arasında bir savaş başlıyor. İnsanlar güneş enerjisini yok edersek robotlar yok olurlar gibi saçma bir fikre girişiyorlar. Ondan sonrası aslında Matrix'te anlatılan kısmı. Robotlar ama çok hızlı bundan kurtulmayı başarıyor. Nihayetinde aslında işte Matrix gibi bir yere geliyoruz. Robotlar diyorlar ki insanlar kendi kendilerini hayatta kalmaya meyilli değiller. Kendilerini yok etmeye meyilliler. Dolayısıyla onları bir sanal dünyada yaşatalım. Bedenleri bir yerde uyuyor olsun. Gerisi zaten Matrix'te bildiğiniz hikaye. Bir başka kavga Futurama'dan. Futurama benim çok sevdiğim bir çizgi dizi. Orada Bender diye bir robot var. Bender eski model bir robot. İçkici, ayyaş, hırsız. Tam da bir niteliği olmayan bir robot. Onun yeni bir modeli çıkıyor. Robot One X diye. Robot One X de bunların hepsini zıttı. Çalışkan, çok başarılı, elinden her iş gelen maharetli bir robot. Fakat Bender hem işini kaybetmekten korktuğu için hem de genel olarak Robot One X'ten korkuyor. Ve bu korkuyu gidermek için bir firmware upgrade geçirmesi lazım. Firmware upgrade esnasında firmware upgrade'in kişiliğini yok edeceğini falan düşünüyor. Tam upgrade esnasında işte zincirini kırıp kaçıyor. Ondan sonra işte çölde, vahalar, denizde falan epeyce bir zaman bir şeyler yaşıyor, ediyor. Ondan sonra yanlışlıkla kendini öldürürken, öldürmek üzereyken Robot One X onu kurtarıyor. Sonra Robot One X'in aslında zararlı olmadığını anlıyor Bender. Meğerse bunların hepsi zaten onun firmware upgrade'inin bir parçasıymış. Bölümün sonunda bunu görüyoruz. Dolayısıyla insanlarla makineler kavga ettiğinde başka zararlı bir state'e çıkıyoruz. Makinelerle makineler kavga ettiğinde başka zararlı bir state'e çıkıyoruz. Makinelerle İnsanların kooperasyon içinde yaşadığı, birlikte işbirliği içinde yaşadığı bir başka örnek var. Asimov'un R. Daniel Olivav diye bir robotu var. Asimov 573 kitabı olan çok üretken bir bilim adamı ve bir bilim kurgu yazarı. Asimov evreninde robotlar insan formundalar. Hatta öyle ki bir insan bir robotla evli olduğunu evliliğinin yanlış hatırlamıyorsam 30. yılında falan idrak ediyordu. Yani insanların karşıdakinin robot mu insan mı olduğunu anlayamayacakları kadar ileri bir safhada robotlar var. Robotlar çok uzun ömürlüler. İşte bunların içinde insanlığa sürekli her noktada yardım eden R. Daniel Olivav diye bir robot var. Böyle insanlığın dara girdiği noktalarda R. Daniel Olivav 3 robot yasasına göre gelip küçük dokunuşlarla insanlığın hayatta kalmasını sağlamaya devam ediyor. The Man From Earth vardı. The Man From Earth'te 14 bin yıldır hayatta olan ve insanlığın başı sıkıştıkça kritik yerlerde rol alan bir insan tek bir odada birkaç insana insanlık tarihini anlatıyordu aslında. Çok iyi filmdir bu arada, izleyin. R. Daniel Olivav bayağı benzer bir şey yapıyor. İnsanlarla robotların işbirliği içinde yaşadığı bir düzenin bir resmi aslında. Şimdi başka bir sorum var. Küçük bir soru, bir parantez açmak istiyorum. 13.78 milyar yıl yaşında bir evrenin içerisinde son dakikanın eserleri olarak biz böyle kocaman bir evrende yalnız değilizdir tahminen. O zaman diğerleri nerede diye bir soru geliyor aslında. Diğer medeniyetlerle eğer varsalar haberleşemememizin birkaç nedeni olabilir. Zeka belki de aşırı ender görülen bir şeydir. Diyelim ki 13.78 milyar yılda yalnızca bir gezegende görülen bir şeydir. Ya da 3-5 gezegende görülen bir şeydir. Evrenin çok ayrı yerlerindeyizdir. Ya da belki de yalnızızdır. Yani tesadüfen yalnızca bizim insanlık medeniyetimiz vardır. Diğerleri henüz bizimle konuşabilecek teknolojik seviyeye gelmemiş olabilirler. Ya da belki insanlık Matrix'teki gibi kendini yok etmeye meyillidir. Belli bir medeniyet seviyesine gelince atomu basıyoruzdur. Atom bombasını, belki de kendi kendimizi yok ediyoruzdur. Yani medeniyet belki de böyle bir şeydir. Belki de medeniyet zararlı gördüğü diğer medeniyetleri yok etmeye
etmeye meyilli olabilir. Doğal olaylar nedeniyle bir şekilde iletişim kuramıyor olabiliriz. Diğerleri evrenin çok uzak bir köşesinde olabilirler. Biz doğru şekilde dinlemiyor olabiliriz. Yani daha radyo dalgalarını dinlemeyi son 50 yılda öğrenebildik biz. Dolayısıyla doğru teknolojiye henüz kavuşmamış olabiliriz. Demin söylediğim belki diğerlerinin teknolojisi yetmiyordur. Belki de henüz bizim teknolojimiz yetmiyordur. Bir de evren çok büyük. Belki de biz henüz doğru yöne bakmıyoruzdur. Belki de çok gencizdir. Zeka belki de ilerleyen dönemlerde bulunabilecek bir şeydir. Belki de anlaşamayacağımız kadar karmaşık bir dil konuşuyorlardır. Kedimizle, köpeğimizle henüz doğru net bir iletişim kuramıyoruz. Tamamen alien dediğimiz bambaşka bir yabancı medeniyette belki de doğru bir iletişim kuramıyoruzdur henüz. Belki herkes dinliyordur. Kimse broadcast etmiyordur. Kimse yayın yapmıyordur. Herkes diğerinden gelecek sesleri dinliyorsa kimse kimseyi duyamıyor olabilir. Bunlar bizim büyük firewall'larımız. Bunlar bizim büyük Çin sedlerimiz aslında. Bunlardan bir ya da birkaçının varlığı nedeniyle aslında diğer medeniyetlerle ilişki kuramıyor olabiliriz. Bir başka büyük sınır aslında bir teori var. Diyor ki insanlar ve medeniyetler geliştikçe kendilerini kendi konforlu alanlarına hapsetme eğilimi gösterirler diyor. Yani işte yazın sıcak, evde klimalı odada oturmayı seçiyorsun. Çok gürültü var, kulağına kulaklığını takıyorsun. Dolayısıyla insanlar konfora kavuştukça kendilerini dış dünyadan izole ediyorlar. Kendi konfor alanlarına kapanıyorlar aslında. Dolayısıyla biz kendi konforumuzun kölesiyiz aslında. Diyelim ki VR gözlükleriyle iyi rüyalar görmek mümkün hale gelince VR gözlüğüyle uyumak örneğin sıradan bir şey haline gelebilir. Hiç kabus görmeyeceksek, konforlu güzel güzel rüyalar göreceksek, özlediğimiz insanları görebileceksek VR gözlüğünü takınca VR gözlüğüyle uyumak mümkün hale gelebilir. Sıradan bir şey haline gelebilir. Bunu birazcık öyle hızlıca ileri sararsam, eğer mesela bedensel ihtiyaçlarımı kolayca karşılayabileceksem ve VR gözlüğünü takınca hep mutlu bir hayat yaşayacaksam aslında VR gözlüğünü neden çıkarayım ki bedensel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorsam ve mutlu bir hayat yaşıyorsam? Dolayısıyla bu ilginç bir yere gidebilir. Gideceği ilginç yer zaten Matrix filminde epeyce işlenmiş. Eğer bedenimi bir şekilde mutlu, huzurlu tutabiliyorsam, güzel bir evrende yaşayabiliyorsam aslında Matrix gibi bir sanal evrene kendimi hapsetmeyi seçebilirim. Burada yine ilginç bir nokta var. Yıldızlar arası yolculukta zaman çok uzun. Dolayısıyla uyanık kalmak anlamsız. Yani diyelim ki işte 4 milyon yıl boyunca yolculuk etmek gerekse, gideceğimiz yere kadar uyanık kalırsak öleceğimiz kesin. Ama bedenlerimizi bir şekilde uyutabilirsek gideceğimiz yere uyuyarak gitmek mümkün. Bu 4 milyon yıllık seyahat boyunca bize güzel güzel rüyalar gördüreceğinden emin olduğumuz bir elektronik alete kendimizi, bedenimizi bağlamaya okey olur muyduk? Basit bir hap formunda içebilseydik buna okey olur muyduk? Peki bu hap mini mekano robotlar içerseydi buna okey olur muyduk? Eğer okey olmazsak kimyasal bir ilaçla mini mekano robotlar, atomik robotlar içeren bu hapın birbirinden farkı nedir zihinsel olarak? Soru zaten bize kırmızı hap mı, mavi hap mı sorusuna götürüyor. Belki de zaten böyle bir hapı almış ve böyle bir evrende yaşıyorsak o zaman ne olacak? Bilemiyorsak belki de şu anda 4 milyon yıl süren bir yıldızlar arası yolculukta şu an bu rüyayı görüyorsak bu da aslında başka bir zihin jimnastiği. Şimdi bütün bunlardan sonra geldiğimiz noktada benim söyleyebileceğim, kavga etmeye, dövüşmeye gerek yok aslında. Savaşmaya gerek yok makinalarla. Makinalar bizle savaşmak niyetinde değiller. Makinalar genellikle bizim ürettiğimiz, hizmet etmeye yönelen, duygusal işlerle pek ilişkileri olmayan, amaçları hizmet etmek olan aletler aslında. Bizimle bir rekabet içerisinde değiller. Dolayısıyla savaşmak gerekiyor. Belki de en büyük nasihat, en büyük yapılması gereken şey savaşmak fikrini aklımızdan çıkarmak. Bütün bu savaş nanelerinin, makinelerin işte akıllanıp dünyayı ele geçirecek düşüncelerinin temelinde zannediyorum böyle Terminator gibi filmler var. Onlar birazcık bu düşünceyi pompalıyor ama savaşmaya gerek yok. Makinelerin niyeti savaşmak değil. Yine en büyük nasihat işbirliği yapmak olabilir. İşbirliği yapmak game teoride işe yararlığı diğerlerinden daha fazla olduğu ispatlanmış bir strateji. Yani ihanet etmekten de savaşmaktan da daha çok işe yaradığı ispatlanmış bir strateji. Dolayısıyla işbirliği yapmak gerek savaşmak yerine. Makinaları kullanmak insanoğlunun demin en başta saydığım sebeplerden ötürü ilk günden beri yaptığı bir şey. Alet edevat kullanmak, makinaları kullanmak. Makinalar sadece birer sıradan araçlar. Onları kullanmaya devam etmek insanlığın survival'ı için, insanlığın hayatta kalması için, insan medeniyetinin varlığını devam ettirmesi için elzem şeylerden biri. Makinalar evriliyorlar. HandX'den milyarlarca transistör içeren akıllı telefona evriliyorlar. Bu evrime ayak uydurup makinaları kullanarak makinalarla yeni şeyler icat etmeye devam etmeliyiz. Yeni şeyler inşa etmeye devam etmeliyiz. İnsanlık medeniyetinin devamı için bu gerekli. Gelişmek ve geliştirmek kritik. Yeni aletler ve yeni makinalar geliştirmek işe yararlı. Zaten ispatlanmış bir strateji. Hayat onlarla daha kolay. Yani bugün hayatımızdaki tüm makinaları çıkarsak çok hızlı şekilde tükenişe gidebiliriz. Öyle yaşamaya çalışanlar var ama genellikle öyle yaşamaya çalışanlar makinalardan bir kısmını hayatlarından çıkarıyorlar. Yani el baltasına kadar, çatala kaşa
aşağı kadar bunları hayatımızdan çıkarsak o artık başka bir şey oluyor. Biz insanlar hem aletler hem de sistemler kurarak ilerleyen bir medeniyetiz. Dolayısıyla sistemler kurarak hayatta kalmayı öğrenmişiz. Sistemler kurarak devam etmek yine hayatta kalma şansımızı artıran bir şey. Yani sadece aletler yapmak değil, aletler kullanarak karmaşık sistemler üretmek bizim iyi bildiğimiz ve hayatta kalmamızı sağlayan şeylerden biri. Yine böyle devam etmek gerek. Bir kere daha işbirliğini anmak gerekiyor. Makinalarla savaşmaya gerek yok. Makinaların öyle bir niyeti yok. Bu sunumun ana fikri, makinalar çağında hayatta kalmak için yapmamız gereken şey makinalarla işbirliği yapmak, rekabet etmek değil. İnsanoğlu son derece adaptif şeyler içerisindeki en adaptif şeylerden biri. Bir bebeği Alaska'ya da koysanız büyüyor ve gelişiyor. Afrika'nın çöllerine de koysanız büyüyor ve gelişiyor. Brezilya'nın yağmur ormanlarına da koysanız büyüyor ve gelişiyor. İnsanoğlu çok adaptif bir varlık. Dolayısıyla biz adaptasyonla evrildik. Adaptasyonla varız. Bu değişen dünyaya, değişen çevreye, makinelerin değişen yeni hallerine adapte olmaya devam etmemiz gerek. Zaten kaçınılmaz. Yani ben bunu söylemesem de zaten adapte olacağız. Dolayısıyla makinelere uyum sağlamak, bu yeni şeylere uyum sağlamak hayatta kalmanın kritik noktalarından bir tanesi. Aristo'nun bir sözü var. Aristo her şeydeki değişim iyidir diyor. Biz insanlık olarak değişimlere göğüs germeyi ve adapte olmayı bilen bir medeniyetiz. Dolayısıyla bizi biz yapan şeylerden bir tanesi bu. Değişim olmasaydı taş, kaya başka bir şey olurdu. Değişim olduğu için, değişimler var olduğu için insanız. Bugün de bir şeyler değişiyorlar. Biraz hızlı değişebilirler ama buna adapte olacak gücümüz var. Bu dijital müze turunun sonunda size söyleyebileceğim şey, kabaca savaşmaya gerek yok. Makinelerle, onlarla işbirliği yapmak gerek. Değişim tatlı bir şeydir. Bu üçünü söylüyorum. Bu dijital müze turumuzun sonunda. Müzemize iyi ki geldiniz, iyi ki gezdik. Ben bu müze turunu hazırlarken de çok eğlendim. Gezdirirken de çok eğleniyorum. Bu sunumu birkaç defa yaptım. Hepsinde çok eğlenceli geçti. Bazen daha teknik, daha da teknik anlat diye yorumlar gelebiliyor. Ama bunlar zaten bu dijital müze teknik bir şeylerin çıktısı aslında. Teknik bir şeylerin ekstraktı, özü aslında. Videonun burasına kadar dinlediyseniz şahane insanlarsınız. Çok teşekkür ediyorum. Video ile ilgili ya da video dışındaki konularla ilgili fikirlerinizi bu videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Hepsini tek tek okuyoruz. Hepsini çok ciddiye alıyoruz. İyi ki geldiniz. Peki o halde haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.